Temmuz 1921, burası Eskişehir. Temmuz 1921'de Yunan orduları Eskişehir'e girdiler. Kütahya-Eskişehir savaşlarını kaybettik. Eskişehir'den çekildik. Ve arkada kalanlar bunlar. Ortada cami yok, minaresi var bakın. Hani diyorlar ya camileri ağır yaptı Cumhuriyet Halk Partisi diye bir yalan uydurma bir şey var. 150 kere cevap verdim. Bakın camileri kimlerin ne yaptığını görelim mi? Burası Orhan Gazi Bursa. Bursa'yı işgal etti Yunan işgal kuvvetleri. Ve Bursa'da yaptıkları, Orhan Gazi'de yaptıkları vahşetten görüntü. Bakın oradaki cami yine yakılmış, hiçbir şey kalmamış. Burası Yenişehir. Yunanların köy halkını zorla bir binanın içine doldurduklarını, yaktıklarını görüyoruz. Yenişehir'e bağlı Kızılhisar Camisi. Orada gördüğünüz harabenin içinde insan cesetleri de var, yanmış insan cesetleri. Maalesef Yunan işgal kuvvetlerinin çok vahşi bir yaklaşımı var. Ele geçirdikleri kasabaları, insanları camilere doldurarak yakıyorlar. İnsanlarımızı katlediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, o medeni batıya tırnak içinde söylüyorum, 50 kere bunu anlatmaya çalışmış. Ya burada insan haklarına ihlal ediliyor. Bu savaş hukukuna sığmaz. Buna engel olun diye. E olurlar mı? Onlar getirdi zaten. Yunan işgal kuvvetlerini Anadolu'ya getiren kim? İngiltere'si, Fransız'ı, Amerika Birleşik Devletleri. Bakın Yunanlılar tarafından yakılan Kara Mürsel. Hani biz diyoruz ya İzmir yandı zannediyoruz ya sadece. Ne İzmir'i? Bakın işgal edilen bütün kasabalar, şehirlerin hali aşağı yukarı böyle. Yunanların bombalamasından sonra harabeye dönen İzmit'te Müslüman mahallesi. Bu da Bursa'da Yunan komutan Sofokles Osman Gazi'nin türbesinde poz verirken. Ya şimdi hani diyorlar ya biz işte Osmanlıcıyız, yeni Osmanlıcılık diye bir kavram var. Biz Osmanlıcıyız diyen bazı kesimler Mustafa Kemal Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'na düşmanlık besliyor. Ya bu nasıl idrak yoksunluğudur? Bakın Osmanlı ecdat türbeleri ayaklar altında çiğnenirken o türbeleri de kurtaran Mustafa Kemal'in askerleriydi. Büyük taarruzu kazandıktan sonra biz Bursa'yı kurtardık. Bakın 6 Eylül 1922 tarihinde Türk orduları Bursa'ya girdiler ve bu rezilliğe de son verdiler. Ecdat türbeleri de kurtarıldı vatanla birlikte. Ve bakın Bursa işgal edildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne siyah bir örtü örtüldü. Çünkü Bursa bizim için adeta kutsal bir şehir. Edirne gibi, İstanbul gibi. Orada çok önemli mabetlerimiz var. Tarihi kişilerimiz var. Onların türbeleri var. Oranın işgal edilmesi yaraladı toplumu. Ve meclisin kürsüsüne siyah bir örtü örttüler. Bursa işgal edildiğinde bakın, Bursa işgal edildiğinde bu fotoğrafları verdi işgal kuvvetleri. Bu fotoğraflar da kartpostal diye hazırlanmış, Yunanistan'da satılmış onlar, Yunanistan'a göndermişler. Bakın Mustafa Kemal Atatürk hala niye önemli sorusunun cevabı. Bu Sevr haritası ortada gördüğünüz Türklere bırakılan yaşam alanı. 10 Ağustos 1920'de Paris'te bu anlaşma imzalandı Osmanlı temsilcileri tarafından. Padişahın görevlendirdiği Osmanlı temsilcileri Sevr'de Paris yakınlarında bu anlaşmayı imzaladılar. Harita bu. Türkiye ortadaki beyaz alan. Etrafı kırmızıyla çizdim, belirginleştirdim. Şimdi eğer Kurtuluş Savaşı'nı kaybetseydik bu haritaya mahkum olacaktık diye düşünebilirsiniz. Öyle değil. Eğer savaşı kaybetseydik orada yaşayacağımıza inanıyor musunuz siz? Etrafınızın bu kadar düşmanlarla çevrildiği bir ortamda sizi yaşatırlar mı Anadolu'nun göbeğinde? Selanik'te ne olduysa, Makedonya'da ne olduysa Konya'da da aynısı olacaktı. Ankara'da da aynısı olacaktı. Bizi buradan söküp atacaklardı. Yurtsuz kalacaktı Türk milleti. Bakın Selanik'te böyle olmadı mı? Makedonya'da böyle olmadı mı? 1913 yılında ne yaşadık biz? 5 milyon Türk öldürüldü. 5,5 milyon Türk sürgün edildi. Balkanlardan. Ha kimse bunu konuşmaz bugün. Ama biz orada 500 yıldır yaşadığımız bütün Balkan coğrafyasından atıldık, söküldük ve atıldık. Eğer Kurtuluş Savaşı gitseydi şu beyaz alanda yaşamamıza izin vermeyeceklerdi. Vatansız ve yurtsuz kalacaktık. Hani diyorum ya Atatürk hala burada yaşıyor, sağ. Hala onun kurtardığı vatanda yaşıyoruz çünkü. Evet, şimdi mücadele devam etti. Tabii Sakarya Savaşı bizim için çok önemliydi. Bakın bir belge daha getirdim. Belge bir gazete bu ama belge yerine geçen bir gazete adeta. 22 gün 22 gece devam eden bir savaştı Sakarya Savaşı. Düşman orduları Ankara'ya 50 kilometre yaklaşmışlardı.
Ve tabi Sakarya'yı kaybetseydik az önceki haritaya mahkum olacaktık ve sonrasının ne olacağını anlattım. Mustafa Kemal Paşa başkomutan cepheye gönderildi, cepheye gitti. 22 gün 22 gece orada meclis tarafından başkomutanlığa getirildi. Ve bir gazete bakın, İstanbul'da çıkan Tevhid-i Efkar gazetesi sansüre rağmen, İngiliz sansürüne rağmen böyle bir kapakla çıktı. Yani ön sayfayla çıktı. Bakın o sayfayı büyüttüm. Çok ilginç bir gazete bu. Sakarya Savaşı'nın son günleri. Savaş 13 Eylül'de kazanılacak. Ama şu an kimin kazanacağı belli değil. Ama gazete nasıl bir manşet atmış bakın. En üstte diyor ki Mustafa Kemal Paşa mutlaka muzaffer olacaktır. Çanakkale'de iki defa İstanbul'u kurtaran Mustafa Kemal Paşa bu defa da vatanı kurtaracaktır. Çünkü Mustafa Kemal Paşa bütün bir ümmetin ve bütün bir milletin azmi, istihlah ve itilasını temsil etmektedir. Olağanüstü. Çanakkale'de iki defa vatanı kurtaran Mustafa Kemal bu defa da vatanı kurtaracaktır diyor gazete. Müthiş bir inanç. Mustafa Kemal Paşa'ya duyulan olağanüstü bir inanç. İnancın kaynağı ne? Çanakkale. Anafartalar kahramanı. Çanakkale'de iki defa vatanı kurtaran Mustafa Kemal Paşa ifadesi. Peki fotoğrafın altında ne diyor? Milletin azim ve irade-i ihtilas ve necatini, yani milletin kurtuluş iradesini temsil eden ve ürkünç düşmanları Anadolu'nun harimi ismetinde boğacak olan Mustafa Kemal Paşa. İnanılır gibi değil. Ürkünç düşmanları Anadolu'nun harimi ismetinde, harimi ismet temiz yeri, en saf yeri, el değmemiş yeri. Anadolu'nun harimi, Mustafa Kemal'in tabiridir o. Hep gazetelere böyle demeç verirdi. Düşmana Anadolu'nun harimi ismetinde boğacağım diye. Gazete bunu söylüyor bakın. Boğacak olan Mustafa Kemal Paşa. Ve hakikaten 13 Eylül'de Sakarya zaferini kazandık. Düşmanı boğamadık. Anadolu'dan atamadık ama durdurduk. Ve bir yıl sonra, tam bir yıl hazırlık devam etti. Bir yıl sonra bakın bu fotoğrafta Sakarya günlerine ait. 10 Ağustos 1921 tarihiydi o fotoğraf. Bir yıl sonra bu 26 Ağustos 1922 sabahı 4.30-5 civarı Mustafa Kemal Paşa topçulara işaretini verecek ve 230 bin kişilik Yunan ordusuna karşı 208 bin kişilik Türk ordusu Afyon Ovası'na akacak. 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanacağız ve düşman orduları Batı Anadolu'dan İzmir'e doğru kaçmaya başlayacaklar. İmha edemediklerimiz kaçacak. 100 binden fazlasını imha ettik. Ama kaçanlar da oldu. Bakın bu belge 1 Eylül 1922 tarihli. Atatürk'ümüzün el yazısıyla yazılmış. Altını kırmızıyla çizdiğim yerde ne yazıyor? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri yazıyor. O meşhur emir var ya, o sözlü değil. O yazılı bir emir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Ve Türk orduları 1 Eylül'den itibaren düşmanı kovalayacaklar. 9 Eylül'de İzmir'e girecekler ve İzmir kurtarılacak. Sadece İzmir değil, 18 Eylül'de artık Anadolu'da Yunan askeri kalmayacak. 18 Eylül 1922'de bütün bir Anadolu kurtarılacak. 9 Eylül Türk orduları İzmir'e girdi. 10 Eylül başkomutan işte bu arabayla bütün o milli mücadele boyunca bu arabayla Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya yani üstü açık bununla yolculuk yaptılar. Kış ayları dahil olmak üzere. Olağanüstü bir mücadele hakikaten. Ve yanında Fevzi Paşa, Mustafa Kemal Paşa İzmir'de. Olağanüstü karşılanıyor tabii. Vatan kurtardı. Kolay mı? Yani 11 yıldır savaşan bir millet. Barışa hasret. Her şeyini kaybetmek üzereyken büyük bir zafer kazanıldı. Sadece İzmir değil, bütün bir vatan kurtarıldı. Bakın bu gazete 10 Eylül 1922'de çıktı. Fahri Rıfkı Atay çıkardı. Çıkarıyor. İstanbul'da çıkıyor Akşam Gazetesi. Meşhur Akşam Gazetesi. Lütfen Çankaya'yı okuyun. Çankaya'da Fahri Rıfkı Atay bu manşetin öyküsünü anlatıyor. Diyor ki, biz diyor İzmir'in kurtulduğuna inanmadık diyor. Buna diyor inanmadık diyor önce diyor. Haber aldık ama böyle bir şey beklemiyorduk diyor. Böyle bir inancımız yoktu diyor. Bunun yalan olduğunu düşündük diyor. Sonra diyor haberi doğrulayınca ne yapacağımızı şaşırdık. Hemen diyor bir manşet atmalıyız. Bunu yazdık diyor. Elhamdülillah İzmir'e kavuştuk. Osmanlıca elhamdülillah İzmir'e kavuştuk. Bu gazeteyi diyor dağıtmadık diyor. Herkes diyor gazetenin etrafında toplanmıştı. Cağaloğlu'nda gazeteyi diyor pencerelerden attık.
Gazete tükendi zaten diyor. Gazeteyi alan yüzüne gözüne sürüyordu diyor. Dua eden insanlar vardı diyor. Olağanüstü bir şey bu. Çünkü kurtulacağımızı düşünmüyorduk diyor. Ama o kurtuluş gerçekleşti. Mustafa Kemal Paşa İzmir'de, İzmir'e geldiğinde İzmir limanındaki İngiliz donanmasını kovdu. Bir kere onu söyleyeyim. Detaya girmiyorum ama çok ilginç. İngiliz donanmasının niye orada olduğunu soruyor. İngiliz amiralini azarlıyor. Buradan çıkıp çekileceksiniz diyor şu tarihe kadar. Amiral Londra ile yazışıyor. İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanı Harrington ile yazışıyor. Çekilmek zorunda kalıyorlar. İzmir limanındaki İngilizler. Ve Mustafa Kemal Paşa 18 Eylül 1922 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde yer alan şu demeci veriyor bakın. Bu çok ilginç. Bunu sizinle paylaşayım. Tercümesini yaptım yan tarafa. Manşette şöyle yazıyor. Gazi Başkomutanımızın millete beyannamesi. Küstah düşmanın muharebe meydanlarına gelmek cesaretinde bulunan ordu komutanlarıyla kumanda heyetleri günlerden beri savaş esirimiz bulunuyor. Biliyorsunuz Yunan başkomutanını bile esir aldık. Uşak'ta. Karargah subaylarını esir aldık. Ondan bahsediyor. Düşmanın esirlerinden başka insan zayiatının 100.000'den ne kadar fazla olduğunu tayin etmek müşküldür. En alt köşede kırmızıyla çizdiğim yerde bakın onu ben çizdim. Ne yazıyor onu da tercüme ettim. Büyük asil Türk milleti Anadolu'nun kurtuluş zaferini tebrik ederken sana İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından da ordularının selamlarını takdim ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkomutan Mustafa Kemal. Film karesi değil, roman ifadeleri değil, bu gerçek. Ya bunu filmde görsen abartı dersin. Vatan kurtarıyor, selam gönderiyor. Ve savaş bitti ama barış da henüz imzalanmadı. İsmet Paşa Lozan'a gidecek. Evet, İsmet Paşa o günlerde Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa Lozan'a gönderilecek. Ve Lozan heyeti işte 40 kişiden biraz daha fazla bir Lozan heyetimiz var. 3 tane ana temsilci var. Baş temsilcimiz İsmet Paşa. Lozan'da 8,5 ay devam eden bir diplomasi savaşı var. Konferans kesintiye uğradı. Sonra tekrar toplandı. Ve bu 8,5 ay sonra 24 Temmuz 1923'te bakın İsmet Paşa Lozan'da anlaşmayı imzalıyor. Peki Lozan bize ne kazandırdı? Bugünkü vatanı kazandık. Bugünkü bu misak-ı milli sınırlarını ne yaptı? Büyük oranda Lozan'da bütün dünyaya kabul ettirdik. Karşımızda tek bir devlet yok. Atatürk'ün tabiriyle karşımızda 7 düvel var. Yani bizi masa başında parçalamak isteyen İngiltere'si, Fransa'sı ve diğer devletler var. Onlara karşı orada mücadele ettik. Kapitülasyonları kaldırdık. Yabancıların azınlıkların ayrıcalıklarına son verdik. Bütün o bağımlılıkları yırttık. Ve bir vatana sahip olduk. Bütün dünyaya bunu kabul ettirdik. İsmet Paşa bakın İstanbul'a döndü. Trenle dönüyor. Lozan bitti. 8,5 ay olağanüstü mücadele. Trenin üzerinde ne yazıyor? Çiçeklerle sul yazıyor. Sul, barış. 11 yıl sonra 11 yıllık savaş dönemi bitti ve nihayet barışa kavuştuk. Ve bakın o gün kavuştuğumuz barışı hala koruyoruz.